Giovanni Van Bronckhorst'la birlikteyiz. Bir yandan da tribünden ismine atfen sanırım yönetim kurulunun da içinde olduğu bir grup Gio Gio diye bağırıyor şu anda. Karşılık vermek istiyorsa canlı yayında verebilir. No, I mean it's been a great night for everyone. The fans, you could hear it in during the game, and also of course the board members there, enjoying it. So it's a good night for all of us. Harika bir akşam, harika bir gece yaşıyoruz. Taraftarlar da tüm maç zaten bize destek verdiler. Yönetimimiz de aynı şekilde keyfini çıkartıyorlar. Şu anda hepimiz için çok güzel bir geceydi. Maça dönelim. Muhteşem bir sonuç. Bermuda şeytan üçgeni diyebiliriz ama hoca geldikten sonra ilerisi Bermuda şeytan dörtgenine dönüştü. Kenardan da gelenlerle beşgen altıgen şeklinde devam ediyor. 1-0 yakaladıktan sonra kaçan pozisyonlar var. İkinci yarı 1-1'e geldi oyun. Bir an için herkes kısa bir süre bir sessizliğe büründü. Geçmiş anılar akla geldi ama çok kısa bir sürede sonuca gitti Beşiktaş ve UEFA Avrupa Ligi'nde. Maçın geneliyle ilgili bize neler söyler, saha içiyle ilgili? I think first half we played really well. I think we created so many chances. We didn't give any big chances away, but had chances to be 2-3-0 up at halftime. We didn't. So then it's always the case to continue. I think we second half we started not so good. I think a little bit, with two minds, going forward or defending. I think with the moment we conceded the goal, we weren't well organized defensively. I think we did much better than last week. I think we don't give a lot of chances away. And after the 1-1, you could see, once we scored a great goal with Jetsson. After that, when you knew they were giving up many spaces for us, in the transition moments we are very lethal and we scored some beautiful goals. So 5-1 in the end. I think we deserve to go through, but you could see, after the 1-1, I think we didn't give up. We just continue playing and playing the way we can. So I'm really happy with the result, and also, we have our main objective, and that is to be in the group stage in the draw tomorrow. İlk yarı iyi oynadık. Çok fazla fırsat yakaladık. Büyük fırsat da vermedik rakibimize. Hatta ilk yarıda 3 ya da 4 bile olabilirdi. Buna devam etmek istedik ama ikinci yarıya çok iyi başlayamadık. Hem öne gidişlerde hem geri gelişlerde biraz gitgelli oldu açıkçası. Bir gol yedik. Yediğimiz golde organize değildik. Ama ondan sonra da çok fazla fırsat vermedik. 1-1'den sonra özellikle çok fazla fırsat vermedik rakibe. Harika bir gol attık. O golden sonra rakibin geçişlerde çok fazla boşluk vereceğini biliyorduk ki bu konularda çok tehlikeli bir takımız. 5-1'lik bir sonuçla maçı bitirdik. Hak ettiğimiz bir sonuç. 1-1'den sonra bile hiç vazgeçmediğimizi gösterdik. Takım elinden geleni, yapabileceğinin en iyisini yaptı. Skordan dolayı memnunum. Ana hedefimize, temel hedefimize, gruplara kalma hedefimize de ulaştık. Son olarak şunu sormak istiyorum. Beşiktaş'ın kendisi geldikten sonra göre ve bu yılki en önemli belki konuşulan özelliklerinden biri yaptığı nokta transferler oldu. Hangi oyuncu alındıysa anında omurgaya dahil oldu. Sonuca etki etmeye başladı. Hani derler ya, hiç boş transfer yok gibi Beşiktaş'ta. Gelen herkes direkt katkı verdi. Bu da akıllara UEFA Avrupa Ligi'ne kaldıktan sonra bu transfer hikayesinin sonu nasıl bitecek? Tabii ki isim sormayacağım, mevki de sormayacağım ama bu hikayeyle ilgili ne düşünüyor? Daha vakit var transferin bitmesine. Well, I think we, since the moment I came, we had a really big squad. We needed to refresh the squad. So we were, I think, with all the players who came in, we really did our homework with data and speaking with players. And also we want to have good players coming in, football-wise, but also character-wise. I think we've done, so far, a really good job, as I said before. Still a couple of days for the window. If we can make the squad stronger, we will not hesitate to do. If it's going to happen, I don't know, because in the end, a lot of things can happen. But I think we are, 90-95% our squad is there. So if there are some opportunities for us, and it's good for us, we probably will take them. Geldiğimden beri büyük bir kadromuz vardı. Bu kadroyu yeniledik, tazeledik. Gelen oyuncularımız da kendi görevlerini çok iyi şekilde yaptılar. İyi oyuncular kattık takımımıza. Hem futbol anlamında hem karakter anlamında bunu söylüyorum. Daha önce de demiştim bunu zaten. Bu konuda iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Daha transferin bitmesine birkaç gün var. Kadromuzu daha güçlü hale getirebileceğimiz bir durum olursa bundan şüphe etmeyiz kesinlikle. Çok da şey olabilir ama genel olarak kadromuzun %90 ya da %95 bu halini hazır olduğunu söyleyebilirim. Fırsat olursa da, fırsat gelse de bunu kullanırız. Congratulations, mister. Good luck in Europe League. Thank you. Teşekkür ediyoruz. Next time, you bring me luck. Also we want. Thank you. Bir sonraki seferde de görüşürüz. İnşallah diyelim. Teşekkürler. Evet, dinlediniz. Hemen hocanın görüşleri üzerinden son bir değerlendirme, toplama rica edelim. Sonrasında merkeze bırakacağız. Aslında bugün Avrupa'nın önemli takımlarında görev yapan teknik direktörlerin hemen hemen düşündüğü en önemli şeyi sordum. O da yanıtını verdi. Çünkü transferin son günlerinde kadronuza, böyle başarılı bir kadroya isim katacak mısınız? Aslında çok tehlikeli bir düşünce. Çünkü 5-1 yenmişsiniz. Bu oyuncuların motivasyonu düşebilir. O da %90-95. Tamam kadromuz, eğer bulursak bunu söylemek zorunda. Çünkü Avrupa'da transfer kapandıktan sonra öyle bir iki isim olabilir ki çok değişik isimler olabilir. Bu Fener, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon için geçerli. Ona da hayır demeyiz. Ekledi. Evet, yani akıllı, sakin, mütevazi bir teknik direktör. Bence Mourinho ile birlikte Türkiye'ye gelmesi Türk futbolu için de bir şans. Peki, çok teşekkürler. Evet sevgili hocam, senden de son yorumlara, hem hocanın açıklamalarıyla ilgili hem de genel varsa ekleyeceğim bir şey rica edelim. Yani Van Bronckhorst pozitif bir insan bir kere her şeyden önce. Şeyin de altını çizmesi mesela, burada sadece futbol olarak değil karakterlerine de bakarak oyuncuları transfer etmeye düşünüyoruz yani, ona da dikkat etmeye çalışıyoruz diye. Burada tabii işin sonunda bir takımı kurmak önemli olan. Yani çok iyi adamlar alabilirsiniz ama bunu bir takım yapamadığınız zaman çok bir şey ifade etmiyor. Ya da daha az adamla ama daha iyi bir takım alabilirsiniz. Burada da işte o karakter kısmı da devreye giriyor. Van Bronckhorst'un bence iyi bir başlangıca ihtiyacı vardı. Yani buna bizim Van Bronckhorst'tan ziyade bizim futbol iklimimizi düşünerek söylüyorum. Bu başlangıç şimdi ona ciddi bir kredi getirdi. Tabii ki işin zora gittiği zamanlar olacaktır. Elbette zaman içinde eleştiriler olacaktır. Fakat bu başlangıç ona burada istediklerini yapma konusunda ciddi bir kredi sağladı. Bugünkü skor da buna dahil, bu krediye dahil yani, ona ilave olarak bugünkü skoru da söyleyebiliriz yani, 5 gollü skoru. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık her ikinizin de. Yorumlarınız için hem maç öncesi hem de sonrası teşekkür ediyoruz. Evet, TÜPRAŞ Stadyumu'ndan yayınımızın sonuna geldik. Hoca, futbolcular ve değerli yorumcularımızın maç sonrası yorumları, analizleri ve görüşleriyle sizlerle birlikte olduk. Sevgili Murat Kosova ve konuklarındayız. Teşekkür ediyoruz sevgili Bülent'e ve konuklarına. Hoca tam senin yorumlarında geldi. Ümit, kesmek zorunda kaldım. Hep sana rast geldi. Biz daha sonra özeti gireceğiz. Özeti merakla bekleyen sevgili futbol severler var. Hakikaten 5-1'lik skor. Ama şunu da gördük ki orada yaşananlar, Giovanni'ye yapılan tezahüratlar, bunlar henüz güzel aylar, güzel haftalar, güzel günler. Ama dibe vurduktan sonra bu çıkış zaten çok büyük mutluluk verici Beşiktaşlılar için. Ama tabii ileriyi de düşünmek lazım. Önündeki yoldaki zorluklara kafa yormak lazım. Sen de buna paralel bir noktadan gidiyordun zaten. Hani Masuaku tarafını eleştiriyoruz ya. Hı hı. Soldan Serdar Topraktepe ile Bronckhorst iyi geliyor. Arkalı önlü geliyorlar. Evet, doğru. Antrenör de sol bek. Önünde, yardımcısı da hem sol önünde hem sol bek oynuyordu. Ortamımız yok, dengemiz yok. Daha bunlar cicim ayı. Yani Beşiktaş takımı Avrupa Ligi'ne kaldı. Tebrik edeceğiz. Sevineceğiz bir Türk olarak. Ama bu dünyanın hiçbir yerinde 6. hafta, yani yöneticilerin de dahil olduğu bir grupla bir teknik adama böyle tezahürat yapmanı gerektirmez. Çünkü bunun tersini gördük. Anlatabildim mi? Bu bana göre bir türlü ortayı, dengeyi bulamıyoruz. Yani Beşiktaş takımı. Evet. O kadar yılgınlıktan, o kadar yorgunluktan, o kadar yorulmuş böyle bir takım. İniş çıkışlardan. İniş çıkışlar olan bir takım aldı. Güzel. Bir ritim yakaladı. Yani şimdi bu adamın en büyük şanssızlığı ne? Mourinho. Hep teniste derim. Andy Murray diyor, hayatta en büyük şanssızlığım diyor, Nadal'a, Federer'e, Djokovic'e denk gelmekti. Yoksa Andy Murray de dünyanın en büyük tenisçilerinden birisiydi. Ama onlara denk geldi. Şimdi bu da dünyanın en büyük iki hocasından birine denk geldi. Arteta'nın en büyük şanssızlığı ne? Guardiola'ya denk gelmesi. Bunu şampiyonlukla, başarıyla kıyaslamıyorum. Bir tarafta marketing şeyi, yani görsel de olsun, hele bir de başarıyla olsa katlanacak olan, yani medya tarafında da değeri çok yüksek bir adam var. Mourinho. Yani en büyük şanssızlığı bu. Tabii ki ben bir Fenerbahçe olarak Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını temenni ederim. Fenerbahçe şampiyon oldu diyelim, Beşiktaş ikinci oldu. Van Bronckhorst'a başarısız diyemezsiniz. Çünkü orada Mourinho var. Ama bu Mourinho değil de başka bir antrenör olsaydı da, Van Bronckhorst'la şu sunulan kadroyla şampiyon olmasaydı sorgulanabilirdi. Sorgulanabilirdi. Anlatabildim mi? Bir de bir ara Beşiktaş geriye düştüğü maçlar hiç mağlup olmadı dedik ama Beşiktaş bir Antalya Spor maçında çok kısa bir süre, daha maçın başında öyle mağlup oldu. Yani mağlup duruma düştü. 30. saniye. O öyle zaten 10 dakika sonra da beraberliği yakaladı. Öyle geniş anlı, yani geniş böyle oyunun böyle 60. 70'inde böyle 1-0 2-0 geriye düştüğü bir maç olmadı. Yok. Bir de o ligin şeyiyle, yani 30. saniyede yediğin gol, zaten taraftarlar başladılar. 3-1 de olabilirdi belki o maç 10. dakikaya kadar. Dediğim gibi iyi bir hoca. Şu kafamda biraz istifam yarattı Murat abi. Yani %90-95 transfer yapmayacağız. Yani yeterli mi görüyor? Yani eksik görmüyor mu? Yok, istiyor ama, fırsat olursa, istiyor ama senin dediğin olay herhalde. Evet, olursa diyor. Adam da tam da eli kolu bağlı. Bence. Eli kolu bağlı bence. Veya da tam söylemek istemiyor. Bu maçtan sonra söylemek istemedi. Bence kesin vardır kafasında biri. Mesela sol bekle ilgili gerçi bir soru gelmedi. Demek ki Masuaku'dan memnunlar aldı. Bilmiyorum, sen diyordun geçen hafta Yunanistan'dan istiyorlar Masuaku'yu falan. Gitmedi işte yani öyle. Yani Beşiktaş'ta hiç sol bek transferi konuşulmuyor. Şey hiç öyle, Kole'yi istiyorlar, o gidecek herhalde. Evet. Ama çıkış yapması lazım Beşiktaş'ın ki adam alabilsin yani. Tabii, o da var. Boşaltması lazım o maaş bütçesini azaltması lazım yani kolay da değil.